mısınız? Adınız? Biraz öyle koyma oğlum. Babanın ismini, babanın ismini ne başla? 1960 doğumluyum. Baba Niko, anne Mari. 18 Ocak, Gökçeada. Şimdiki gün Gökçeada. Evet, İmroz. Meryem Ana Yurdusu'nun 7. gününde. Yemek kültürü kolay bir kültür alışverişidir. İnsanların endişe etmeyeceği, ikinci bir gündemin olmadığı ilişkiler işte. Bakın bu acılı ezme hiçbir yerde yiyemezsiniz. Zaten size hemen bir parça verelim, tadına bakın. Tavsiye ederim. Vallahi yemek, yemek aşk demek. Yani benim için. Şarabın nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu dededen babadan öğrendim. Tavernacılık. Masaları dolaşmalar, şarkılar söylemeler, ambiyans yaratmalar. İsmim Tavernalar Kralı Yorgo Baporidis. Bütün Türkiye'ye icra eden taverna müziğini benim. Çocuklar müzisyenler Aman Basit abiyle Yorgo geldi. Böyle sıra alıyordu bize para yapıştırmak için. Aynen. Eve gidiyorduk, ondan sonra eve kilotlarımızın içinden para çıkıyordu. Hızlı bir hayat yaşadınız galiba Bay Niko. Biraz açın konuları. İstanbul'u nasıl hatırlıyorsunuz? Yani güzel anılarla mı yoksa negatif duygularla mı? 50-50. Yerle bir olmaya başlamıştı İstanbul. Bizi doğru eve götürdü babam. Işıklarımızı kapattık ve korku içinde evimize kapandık. Beyoğlu'na gittiğimiz zaman kervan pastanesi ne cam kalmış ne çerçeve kalmış. Dedem Yunanistan'da yaşadığı son yıllarında ölmeden evvel beni İstanbul'a götürün dedi. İstanbul'da ölmek istiyorum dedi. Uzun yıllar bekledim. Hakikat oldu rüyam. Uzun yıllar bekledim. Hakikat oldu rüyam. Bakın unutmayın, Amerika Birleşik Devletler tarihi 250 yıl. Biz 400 sene beraber yaşamışız. Birum ölse Türk komşular 40 gün oraya yemek pişirir her gün götürürdü. Komşular aralarında paylaşırlardı. Ben Rumca çalıyordum mesela. Önce bu diyorlardı. İşte Rumca diyordum. Buradaki eski kültürün dili bu aynı zamanda. Bütün Türk arkadaşlar hep geliyorlar oraya. Ya yeter, Türk müziğini dinliyoruz, biliyoruz. Biz buraya geldik Rumca dinlemeye diye. Peki pastanenizin en meşhur ürünü hangisiydi? Profiterol ile Addis Abeba. Turumba, kadayıf. Poğaça, açma. Gilbert, kapuçino. Supya. Kestaneli turta. Evde yapıyorduk. Dükkanda satıyorduk. Bahar Pastanesi, Koç'un fikriydi. Daha önce pastaneci miydi? Biz hiçbir zaman başka bir dükkandan bir usta almadık. Biz öğrendik. Şeyden, tabak yıkamaktan başlıyor. Amerikan salatasıyla, ezmeyle rakı içilmez. Balığın yanında da rakı içmezsen balık küser. Bu bir kültürdür. Meyhane dans edilmez. Meyhane mezeleri ayrıdır. Posta kanladı, Dimas'tı. Anneannemi sokmazdı mutfağa mesela, ninem. 102 yaşında dolma sarardı. İnsan bütün hislerine güzel hitap eden olursa o zaman o şarap güzeldir. Ama bir tane bundan tamam. Yiyeceksin. Sana kilometre canis bu. Bir sene rogol bu. Soyduktan sonra ayvayı böylesine geçecek. Tamam, anladım. Yemesini seviyor muydunuz Bay Niko bunları? Çok.